Merhaba değerli arkadaşlarım, ben Ruyan. Bugün sizlerle birlikte 2023'ün en iddialı mobil strateji oyununun videosuyla devam ediyoruz. Bugün 27 Ekim oyunun resmi lansmanı yapıldı. Zaten bir önceki videoda da linkleri aşağıya bırakmıştım. Bunda da yine eğer o zamandan almadıysanız bir kuponumuz var. Kuponu ekrana bir yerlere yazarım. Eğer almadıysanız o kuponu kullanabilirsiniz. App Gallery özel tanımlanan Android işletim sistemlerine geçerli bir kod arkadaşlar. Eğer hala oyunu indirmediyseniz de aşağıdan yeni kampanyalar var, teklifleri var. İşte indirip ödül kazanabiliyorsunuz. Oyunda harcamanız için kupon kazanabiliyorsunuz. Ya da oyunda harcama yapacaksanız indirimli bir şekilde yapabilmeniz için kuponlar vesaire var. Ayrıca bir de özel paket bulunuyor App Gallery'den indirenlere. Evet, onları hepsini aşağıya bırakacağım. Ekranda da yine görebilirsiniz. Evet, o zaman haydi devam edelim. Şimdi en son nerede kalmıştık? Ha, bu arada resmi lansmana özel hesabı yeniden oluşturdum. Bu sefer Roma, Kore'ydi bir önceki ya. Bu sefer Roma'dan gidiyoruz. Yine aynı noktalarda bir yerde bıraktım. Bakalım neler olacak. Bir de bir önceki etkinlikte aldığımız ödüller hala duruyor arkadaşlar. O ödülleri de alacağız. Uf. Bu arada oyunun animasyonları gerçekten güzel olmuş. Ben beğendim. Evet, burada paket. Ha, bu arada paketler arkadaşlar dolar cinsinden, üzerine tıkladığınız zaman Türk lirasını çeviriyor. Bilginiz olsun. Yani diğer oyunlarda olduğu gibi ya fiyat sürekli artıyor muhabbeti olmayacak da kura göre değerlendirme olacak. Ama bir tık yüksek olduğunu fark ettim. Epkaya'da daha uygun gibi geldi, haberiniz olsun. Evet. Bir de çok fazla paket yok. Daha öncesinde beta'dan oynayan arkadaşlarla konuştuğumda çok fazla bir şey harcamamız gerekmedi. İşte bu altın aylık paketi ya da gümüş aylık paketi aldık ve elmas mağazasından eğer gerekirse para yatırdık. Daha çok emeğe dayalı dediler. Ama daha sonra ne olur, bir sürü kahraman paketi gelir mi, durum ne gösterir onu henüz bilmiyorum. Şimdilik biz bu şekilde ilerleyeceğiz. Eğer gerekirse de buradaki paketlerden tabii ki alacağız. Evet, yoklamayı bugün aldım ben zaten. İkinci gün yarın. Burada elmas ödülleri, dediğim gibi yani mağaza. Bir tek şu anda mağazada elmaslar var. Burası herkes açık, bunu alabiliyorsunuz. Bir de aylık kart olayları var. Bunları da beraber bakarız. Bir de acemi ödülü, ilk satın alma ödülü 1 dolarlık paket bulunuyor. Başka paket yok arkadaşlar. Evet, burada etkinlik takvimi yer alıyor. Şurada sözcüğün hediyesi adı altında Benedict Cumberbatch'in videosu var. Bu videoyu izlediğiniz zaman şurada gördüğünüz ödülleri kazanabiliyorsunuz. Bu elmas ödüllü, elmas veriyor. Elmaslar bu arada bağlı elmas ve hediye edilebilir elmastı galiba. Tam emin değilim. O tarz ikiye ayrılıyor. Yani bir bağlı elmas var, bir de oyunun içinden kazanılan, bu etkinliklerden kazanılan elmaslar var. Parayla satın alınan elmaslar. Ya yani onların tam ayrımını şu an bilmiyorum. Öğrendikçe sizlere de aktarırım. Buradaki 30 saniyelik videoyu izlediğiniz zaman şöyle al diyerek ödülleri alabiliyorsunuz. Biz de şu anda aldık. Buradan da sözcünün hediyesi. Her yerde yaptıkları anlaşmayı kullanmışlar arkadaşlar. Benedict Cumberbatch ile ilgili oyuna girdiğiniz anda gerek ana ekran gerek diğer yerler fazlasıyla güzel bir şekilde yedirilmiş oyuna. İlk ben gördüğümde ya acaba nasıl yani, hani onunla gerçekten çalışmışlar mı diye düşünmüştüm. Hemen röportajını da paylaşmışlar ve hiç kimsenin aklına şüphe uyandırmadan gayet güzel bir şekilde açıklamışlar. Bayağı da beğendim bu nedenle. Şimdi şeyi gösterecektim size. Şurada tabii ki oyunun ön kaydını kutlamak için belli başlı ödüllerimiz vardı. Bunları bir önceki videoda almıştık. Yeni hesap açtığımız için bir daha alacağız bunları. Evet, hemen bunu da alıyoruz. Bunu da alıyoruz. Bunu da alıyoruz. Şunu alamıyoruz. Neden alamadığımızı bilmiyorum. Açıldı diyor ama ödül vermiyor. Maalesef burada gördüğünüz gibi ödülümüz yok ve bir de bu. Seçmeli kahraman. Burada başka bir şey yok. Bunları çanta kısmından kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz gördüğünüz gibi Eşe Richard'ı, Yingzheng'i, Sezar'ı ve Kraliçe Sendok'u alabiliyorsunuz. Biz yine Kraliçe'yi alalım. Evet.
Ondan sonra şurada S beceri kartı var. S becerilerinden birini verdi. Epik kahraman rozetimiz var. Medeniyet madalyamız, isim değiştirme kartımız. Generalin ruhu var. Bunu kullanabiliyor muyuz? Evet, şu an bunu 3 taneymiş. Kullanabiliyoruz. Hemen kullanalım bakalım ne çıkacak. Buradan beceri ya da kahraman çıkabiliyor. Evet. Öncü ilerlemesi. Bir daha. Bir daha, bir daha, bir daha. Pat! Ne geldi? Evet, bir tane daha beceri geldi. Mor bir becerimiz var ve üçüncüsünü kullanıyoruz. Evet, bakalım bu sefer ne gelecek? Yukarıdan düşen bir beceri mi yine? Evet, bir becerimiz daha var. Şunlar var, bunları da hemen açalım. Evet. Epik kahraman rozeti geldi ve son olarak bir tane daha epik kahraman rozeti geldi. Şunun şeyini size gösterecektim. Bu bağlı olma olmam. Ha, evet, bedava elmas, bir de ödemeli elmas. Tamam, bunlar ikisi birlikte. Önce bedava elmasları harcıyor oyun. Daha sonra ödemeli elmasları harcıyor arkadaşlar. Tamam, şimdi gördüm ve size de hatırlatmış oldum. Şu an dediğim gibi çok fazla paket falan yok. Karman paketi falan da yok. Yani oyun sanki daha çok emeğe dayalıymış gibi gözüküyor. Ama şu an öyle gözüküyor. Yarın öbür gün tabii ki neler olur onu bilemiyorum. En son hatırlarsınız bunu yapıp ödülü almıştık ve bir sonraki aşamaya geçmiştik. En son orada kaldık. Ondan sonrasını ben de henüz bilmiyorum. Evet, Güney Kore'yi tamamladık ve ödülümüzü aldık. İkinci bölüm tamamlandı. Üçüncü bölüm tek tabancaya geçtik. Tam burada kalmıştık. Bundan sonrakinde sonraki bölümde demiştik. Ve resmi lansmanın birinci gününde devam ediyoruz. Üçüncü bölümle ilgili ilerlemelerimiz var. Bunları yapmamız gerekiyormuş. 8 tane görevimiz var. Haydi o zaman yapalım. Altın rezervini ikinci seviyeye yükseltin diyor. Hemen yükselttik. Buna üçüncü seviyeye geçmek için şeyi yükseltmek gerekiyor mu acaba? Tıkladığı zaman hop bidik. Yükselt diyorum. Evet, şey istiyor. Şehir yönetiminin artmasını istiyor. Tamam, bunları arttıracağız beraber. Bunları hızlı hızlı yapmamız gerekiyor. Evet. Burada detayları bulunuyor. Oyunu detaylı öğrendikçe bunların tablolarını ve şemalarını sizler için ben paylaşırım, yaparım yani. Şu an tabii oyunu çok iyi bilmediğim için çok detaylı bir şey yapamıyorum. Evet. Endüstriyi yaptık. Araştırmalar için bir endüstri bölümümüz varmış. Üzerine tıklayıp bir şey yapabiliyor muyuz? Şu anlık yapamıyoruz. Evet. Beceri ekliyormuşuz. Uyanış. Tamam. Bunu ekledik. İstersek rozetlerle geliştirebiliyoruz. Şimdi kahraman mirası işlevini öğren diyor. Bakalım hemen öğrenelim. Öğrenemiyoruz. Evet, şimdi nasıl? Miras işlevini açın. Aktar. Acemi olmayan aşamanın 30 seviye kadar miras alabileceğini ve sağ üst köşenin açıklama tıklayarak aktar dediğimizde tabii şu anda şunu yapabiliyor muyuz? Aktar. Yok. Yapamıyoruz şu an. Sadece öğrenebildik. Tamam. Yaver sınavı diyor. Acemi süresince oyuncular yanlış bir kahraman geliştirdiklerini fark ettiler. Ne olur? Hatalı eğitim yapmaya devam eder. Kahramanı en başta eğitir. Yeni bir hesap açar. Kahraman mirası işleviyle. Tamam. Bunu öğrendik. Az önce öğrendik. Uygarlığın hazinelerini keşif bölgesine elde edebilir. Birçok ödül almak için, parşömenleri yapmak için kullanılabilir. Aşağıdaki donanımların hangisi buradan elde edilir? Bilmiyorum bundan. Odun, tahıl bu mu? Evet, tam doğru, doğru bildik. Ve bu da tamam. Üçüncü bölümü de başarıyla geçtik. Dördüncü bölüm yanıp yok olmak. Evet, dördüncü bölümdeyiz. Siyah taş madeni önemliymiş. Onunla ilgili de böyle bakın detaylar var. Evet, bu tamam. Yan görevimizi yapmışız. Bunu da yapmışız. Evet, depoyu 3 seviye hemen yapıyoruz. Bunları hızlı hızlı yükseltmemiz gerekiyor zaten. Neymiş? Ya, ruh aydınlatma diyor. Bu ne?
Ha, ödül olarak vermiş. Tamam, ödül olarak bize ruh aydınlatma vermiş. Uu, güzel. Güzel, çok güzel. Bu işte. Tamam. Şu güzel. Şurada formasyonla ilgili bize detay vermiş. Bunu uygula diyelim. Evet, tamam. İpuçları veriyorlar tabii ki bir yandan da. Aa, şey çıktı. Değerlendirme bölümü çıktı arkadaşlar. Eğer siz de oyunu değerlendirmediyseniz değerlendirebilirsiniz. App Gallery'den değerlendirme bölümünden işte düşüncelerinizi, duygu düşüncelerinizi lütfen yazın. İşte kaç puan vermek istiyorsanız, kaç yıldız vermek istiyorsanız verin. Ben tabii ki 5 yıldız vereceğim ve kendi ismimi de geçireceğim. Rüyamdan indirdim diyeceğim. Siz de yazabilirsiniz isterseniz. Hadi, hadi, hadi devam edelim. Evet, depoyu artırıyoruz. Şimdi yine bir sürü görevimiz var. Şunlar ne? Yan görevler. Yan görevlerimiz de var. Yardım et. Yardım etme bölümlerimiz de var. Uzman mağazası varmış bir de burada. Buradan ödüller alabiliyoruz. Tamam, bakın bunlar da güzel. Evet, bunlar da güzel. Sohbet baloncu falan alabiliyormuşuz. Bunlar için bir yere girmemiz gerekiyor mu acaba? Böyle bir loncaya falan ittifak falan katılmak gerekiyor galiba. Onlara beraber bakarız. Şuraya hemen bir keşif askerimizi gönderiyoruz. Pıtı 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 gidiyor şu anda. Gidiyor 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 gidiyor. Evet, gidiyor 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 gidiyor. Evet. Şimdi bununla isyancı ordularıyla savaş yapacağız. Süvari piyade yener tarzı bir şey var galiba. O yüzden okçuyu seçecek miyiz? Bilmiyorum, emin değilim. Neyse, hadi deneyelim. Evet, gidiyoruz şu anda. Savaş bölgesine. Evet, savaşı bakalım yenecek miyiz? Evet, sanırım yeniyoruz şu anda. Bizim hala gücümüz yüksek. Karşı tarafın gücü bir gittikçe düşüyor, gittikçe düşüyor ve galibiyet aldık. Tamam, diğer sise gidiyoruz. Tamam, şu an hep o bölgelerle ilgili şeyler var. Tamam, burayı da hallettik. Şimdi burayı yapıyormuşuz. Burada yeni bir şey varmış mesela. Bu neymiş? Bütün beceriler seviye 3 üstü olmalıdır diyor. Tamam, yaptım. Ha, diğerlerinin de böyle. Tamam, hadi bunları da yapalım. Şunun seviyeleri de var. 1, 2, 3. Buna da... Aa, bunu yapamıyoruz. Dur, onu yapamadık. Ama belki kabul eder. Dur bakalım. Ha, tamam. O sadece gönderdiğimiz kahramanlar içinmiş. Onu kabul etti. Şurada ordu var. Bununla savaşacağız birazdan. Oo, çok güçsüz kaldık galiba. Tarlada yenileceğiz. Yenilecek miyiz? Güçsüz kaldık arkadaşlar. Tarla bölgesinde. Şu altın madeni yükseltilecekmiş. 2 dakika elimdeymişken bunu da yükselteyim. Ondan sonra başka taş ocağı yükseltilecekmiş. 2 dakika bunu da yükselteyim elimdeymişken. Sonra başka demir madene diyor. 3 seviye olacakmış. Bunu da hemen hızlıca yapalım. Başka neler var? Şehir kalesi inşa et. Bunu şu an yapamıyormuşuz. Yükselt. Ücretsiz hızlandır bu. Bunlar açılmıyor. Yükselt. Ah, dur, hayır, sakın kullanma. Sakın öyle bir şey yapma. Onlar bize lazım. Şu an hiçbir şekilde onları harcayamayız. Kaynağımız yokmuş şu an. Kaynağımız olunca diğerlerini yükseltebileceğiz. Şimdi şunları şöyle hızlıca alırsak belki kaynağımız olabilir. Yükselt desem hala eksiğimiz var. Kaynak al diyor. Kaynak alamayız şu an. Evet, bu oyunda demek ki kaynak önemli olacak arkadaşlar. Şunları açalım. Belki bunlardan bir şeyler gelir. Evet, burada maalesef yok. Aa, kuponumuz vardı. Kuponumuza hemen girelim. Hediye kuponu. Size dedim ya, hediye kuponu vardı diye. Hediye kuponuna hemen gideceğim. Orada vardı. EOK. EOK. Huawei. Onayla. Ve ödüllerimiz geldi. Siz de isterseniz videoyu almıştım videonun başına, oradan girebilirsiniz.
Evet, burada durum ne? Keşif yapılıyor şu an. Tamam. Aha, burada bir şey bulduk. Keşfet. Keşfet, orada bir şey bulduk. Etkinleştir. Evet, Viking'in ilk puzzle parçasını bulduk arkadaşlar. Gemimiz. Evet, Osmanlı'ya kadar gideceğiz. Osmanlı bayağı arkalarda. Nerede? Şurada. Buraya kadar gideceğiz. Evet, tabii bu videoda büyük ihtimal gidemeyiz ama gideceğiz, merak etmeyin, yavaş yavaş. Evet, bu neredeyse tamamlanmak üzere. Oduna ve taşa ihtiyacımız var. Hatta belki buradan elde edebilir miyiz odun taş? Limit bölümünde 7 gün oturum aç bölümü yeni kahraman verdi bize. Teşekkür ediyoruz. 2. gün, 3. gün ve 7. güne kadar gayet güzel ödüller gözüküyor. 1. gün aldık. Sunucu açılışı özel ödülünde de çekiliş kuponları ve görmüş olduğunuz hediyeler varmış. Oyuna giriş yapıp bir tane aldık. Her gün oyunu bir kez paylaş bölümü varmış. Hadi paylaşalım. Tamam, paylaştık. Her gün 3 adet harabe, her gün 1 adet kaleye saldır, her gün 1 adet kaleye saldır diyor. Şuradan döndürebiliyor muyuz? Ah şey, şehir yönetimimizin 5 level ve üstü olması gerekiyormuş. Şurada bakın, alınan ödüller var. Ödül alan arkadaşlarımız var. Aa, Nintendo elde eden arkadaş var. Hediye kuponları var. Tamam. Şimdi bunu arttırabiliyor muyuz? Şehir yönetimini arttırabiliyoruz. Tamam, bu da okey. Hallettik yani. Şuradaki keşif askerimiz oradaydı. Şurada savaş yapabiliriz taş ocağını almak için. Çünkü şu anda ihtiyacımız var. Burada ne diyor? Şu ne? Piyade tarzı bir şey galiba. Piyade, okçu, süvari mi? Süvari kalkanı alır diyor. Piyade galiba o da. Bakalım ne olacak? Şimdi bize burada bir sürü şey öğretmeye çalışıyor. Bu ne buldu burada? Etkinleştir. Evet, bir parça daha bulduk Viking'den. Evet, Viking'den bir parça daha bulduk. İpucunu aldık. Kilidimizi açtık. Burada sis bölümüne hemen gönderecektim ki isyancı orduları varmış. Hemen isyancı ordularına doğru el seti yolladım. Pıtı 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 gidiyor 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 gidiyor. Vur onlara Elsit, vur onlara, öldür onları Elsit. Savaş patladı diye. Bir yandan da buradan söylemesi aslında iyi ama şunu açmak için, he. Şehir inşası sistemindeki savaş salonu 2'yi yükseltmemiz gerekiyormuş. Tamam, bu da açılıyormuş. Hemen paket falan mı almamız lazım diye bir muallakta kalmıştım. Anlayamamıştım. Bazı oyunlar çünkü öyle oluyor, ikinci alan açmak için. Tamam. Burada bir şey bulduk. Hemen bakalım. Evsizler kampıymış. Keşifçi askerimiz bizim kalemizin içini şu anda aslında yapılandırıyor. Etkinleştir. Bir adet daha resim aldık. Vikinglerin üçüncü parçasını daha elde etmiş olduk arkadaşlar. Bunu temizleriz. Hatta temizle diyelim bakalım. Evet, temizledik. Şurada bir noktamız varmış. Daha yapılmamış. Tespit edilmemiştir bir noktamız. Hemen oraya da gittik. Burada da yine antik harabe var. Buradan da parçaya da ödül verebilir. Bakalım. Evet. Bir parçamızı daha aldık. Vikinglerin dördüncü parçasını elde etmiş olduk. Son baltalı ve kalkanlı bir tane kaldı. Onu da sanırım bu aralarda elde edebiliriz. Evet, şurada da yine gizemli mağarayı bulduk. Son parçayı buradan elde edebiliriz muhtemelen. Evet, haydi bakalım, son parça burada mı gelecek? Evet, son parça da buradan geldi arkadaşlar. Viking bölümünü de tamamladık. Bundan sonra Japonya'ya gideceğiz ve orada Sakura falan vardı. Evet, resmi tamamla Viking. Ödülümüzü aldık. Yine ruh aydınlatma bölümüne geçiyoruz. Burada 5 tane ruh aydınlatabiliyoruz. Haydi bakalım, okuz pokuz okuz pokuz. Evet, ilk kazanç bypass verdi. İkinci olarak yedek asker seferberlik emrini verdi. Formasyon yükseltmekmiş bu. Okey, uygula dedi. Ve tamam, devamında üçüncü olarak 10 katlı boynuz yetenek beceri verdi.
Bir tane daha beceri aldık ve bu da yine beceri. Tamamdır. Güzel. Şurada ücretsizliğimiz var. Hemen bunu da kullanalım. Tamamdır. Bir tane daha var. Evet, bir tane daha varmış. Ücretsizin yanında bende bir tane varmış. Bundan da epik rozet kazandım. Kahramanlar, beceri. Tamam, onu yaptık. Şehir kalesi. Heh, tamam. Şehir kalemiz yokmuş bizim. Şehir kalemizi inşa ediyoruz. İki seviye yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Tamam. Tamam. Evet, şimdi burada komuta merkezimiz varmış. Bunu açıyoruz. Süvari komuta merkezi diyor. Tamam. Tamam. Dördüncü bölümün de sonuna geldik değerli arkadaşlarım. Beşinci bölüm kendi oyunlarından devam edeceğiz. Bugünlük buraya kadar diyelim. 100 elmasımızı da kazandık. Videonun devamını isterseniz, bu oyunun videosunun devamını isterseniz aşağıya güzel 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 yorumlarınızı bekliyorum. Hepiniz bol bol öpüyorum. Seviyorum. Kendinize çok ciddi bakın. Epkelerinin kampanyasına bakmayı unutmayın. Oyun yeni açıldı. Güzel indirimler var ve fiyatlarda da değişiklikler var. Ayrıca çark çekilişi var. Videonun ortalarında, başlarında bir yerlerinde söylemiştim. Ona da bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.